Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz sıvı miktarı. Su, süt, limonata, çay, kahve, ayran, yağ gibi maddeler sıvı maddelerdir. Bu maddeleri sürahi, kepçe, bardak, kaşık, fincan, kova gibi standart olmayan ölçü kaplarıyla ölçeriz. Hangisi daha çok sıvı alır? Birinci soruda daha çok denilmiş. Ölçü kapları büyüklüklerine göre sıvı alır. Büyük bir ölçü kabı daha çok sıvı alır. Küçük olan ölçü kabı daha az sıvı alır. Bu durumda baktığımız zaman ölçü kaplarından hangisi daha büyük? Tabii ki sürahi. Bu durumda sürahi daha çok sıvı alacak. İkinci soruda hangisi daha az sıvı alır? Neye bakacağız? Ölçü kabının küçüklüğüne bakacağız. Daha az alması için küçük olması gerekiyor. Kepçe diğerlerinden daha az sıvı alır. 1 bardak 10 kaşık, 1 sürahi 4 bardak ile dolmaktadır. 1 sürahi kaç kaşık ile dolar? Çocuklar, bu tür sorularda şekil çizmek çok önemli. Şekil çizdiğimizde verilen bilgileri altına ya da içine yazdığımızda doğru sonuca ulaşabiliriz. Soruya tekrar bakıyoruz. Bizden istenen bir sürahinin kaç kaşık ile dolduğunu bulmak. Yani sürahiden bahsediyor değil mi? Öyleyse önce sürahi çiziyoruz. Şöyle kocaman bir sürahi çizmek istiyorum. İstediğimiz gibi çizebiliriz. Şekil çok önemli değil. Altına sürahi yazıyorum sizler daha iyi anlayın diye. Şimdi cümleyi tekrar okuyacağız. Verilen bilgiler nelerse buraya yazacağız, çizeceğiz. 1 bardak 10 kaşık diyor. Bu beklesin. Diğerine bakalım. 1 sürahi. 1 sürahi burada. 4 bardak ile dolmaktadır. Öyleyse sürahiye 4 tane bardak çiziyorum. 4 bardakla doluyormuş çünkü. 3, 4 bardak. Bunlar da bardak çocuklar. Şöyle B yazabilirim yanına. Bardak olduğunu daha iyi anlayın diye. Şimdi verilen bilgiye tekrar bakıyorum. Birinci bilgide ne demişti? 1 bardak, yani bunlardan bahsediyor. 10 kaşık ile dolmakta. 1 bardak 10 kaşıksa şuraya hemen 10 kaşık. Diğer 1 bardak da 10 kaşık. 3. bardak da 10 kaşık ile dolacak. Ve 10 kaşık yazdık. Bakın, verilen bilgileri yazdık, çizdik. Şimdi son cümleyi tekrar okuyoruz. Soru cümlesini. Bir sürahi kaç kaşık ile dolar? Bakın burada bir sürahimiz var. Kaç kaşıkla doldu çocuklar? Sayalım onar onar. 10, 20, 30, 40 kaşık. Cevaba ulaştık. Her gün 3 kaşık şurup içen Selim, bir haftada kaç kaşık şurup içer? Çocuklar, soruda bir haftada ne kadar içtiği sorulmuş. Peki bizler bir haftanın kaç gün olduğunu öğrendik? Harikasınız. Bir hafta demek 7 gün demek. Bunları yazdım 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gün diye. Peki soruda verilen bilgiye bakıyoruz. Her gün 3 kaşık içiyormuş. Öyleyse günlerin altına 3 kaşık yazıyoruz. Daha kolay olsun diye 3K yazıp bırakacağım. İkinci günde 3K, 3 kaşık, 3 kaşık, 3 kaşık, 3 kaşık ve 3 kaşık. Bir haftada toplam kaç kaşık şurup içtiğini bulmak için 3'er ritmik sayma yapabiliriz. Öğrendik çünkü bunu. Sayalım birlikte. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 kaşık. Demek ki Selim bir hafta boyunca 21 kaşık şurup içecek. 4 limondan 1 bardak limonata yapılıyor. 6 bardak limonata için kaç limona ihtiyacımız var? Çocuklar, yine şekil çiziyoruz. Bizden istenen 6 bardak için kaç limona ihtiyacımız oldu? Bu durumda 6 tane bardak çiziyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar soruya bakıyorum çünkü verilen bir bilgi var. 4 limondan 1 bardak limonata oluyormuş. Bakın, bu 1 bardak için 4 limon kullanılıyormuş. Öyleyse buradaki 1 bardak için de 4 limon kullanılacak. 1 bardak için de 4 limon. 4, 4, 4 limon. Bizden istenen 6 bardak limonata için kaç limona ihtiyacımız oldu? Öyleyse ne yapacağız? 4'er 4'er ritmik sayma yapıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Demek ki 6 bardak için 24 limona ihtiyacımız var. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.